Bursaspor son maçında Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanını aldı, galibiyeti kaçırdı. Çok net bir pozisyon golün ardından Sercan tarafından inanılmaz bir gol kaçtı. Galibiyette gitti. Vallahi Bursaspor bugüne kadar oynadığı işte bu son maçında en iyi futbolunu ortaya koydu. İkinci yarıdaki müthiş istek, müthiş arzu zaten aslında beraberlik ve aslında galibiyet golünün bile geleceğini gösteriyordu bu oyun. Müthiş bir oyun vardı. Ben bugün aslında bir gerçeği anladım. Daha önce aslında anlayabiliyordum ama ya şu takımda Bekir Ozan denen bir çocuk var. Yani bu altyapıdan yetişmiş bir oyuncu, 25 yaşında. Yani Fenerbahçe'deki genç Semih gibi oldu yani. Genç Semih çocuk 25 yaşına geldi. Kaptanlık da çok yakıştı Bekir Ozan'a. Çok beğendim aslında bugün onu. İnsua çok istekliydi. Yani bugünkü hani galibiyet gelmemesi inanılmaz yani. Nasıl bu maçtan galip gelemez? Bursaspor inanılmaz güzel top oynadı. Keyif aldık son maçta. İkinci yarıda rakibi sahasına hapsetti. Müthiş keyif aldık ikinci yarıdan. Yani tek galibi. Ben şunu anlamıyorum. Bu Glasgow Rangers nasıl bir takımdır? Yani sanki biraz abartıyorum belki ama yani bir ara 8-1-1 gibi sanki oynadı. En son Bursaspor saldırınca 9-1'e döndü sanki. Anlayamadım sistemi. Nasıl bir sistemdir bu anlayamıyorum. Yani bizi eleştiriyor. İşte ulusal basın bizi Bursaspor eleştiriyor. Çok korkak futbol oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Rangers. İşte Rangers sürekli böyle oynuyor. Rangers sürekli böyle oynuyor yani. Hani burada eleştirecek bir durum yok. Rangers sürekli Bursaspor'a karşı bile böyle oynuyor. Kendi sahasında da Rangers böyle oynadı yani. Ha, inanılmaz keyif aldığım bir maç oldu aslında ama yazık oldu. Şu maçtan 3 puan çıkması lazımdı. Sercan da inanamadı zaten o golü nasıl kaçırdığını. Bir ıskası var. Hafif sanki ya, bir müdahale de var gibi Sercan'a. Onu tam anlayamadım ama yani çok güzel giriyor Sercan. Oralara kadar çok güzel gidiyor. Ama son hamleyi yapamıyor. Çok güzel giriyor aslında. Hani oraya kadar gitmek de çok önemli. Sercan gibi bir oyuncu aslında yetenekli bir oyuncu ama maalesef son vuruşlarda etkili olamıyor Sercan. Evet, artık Bursaspor Şampiyonlar Ligi macerasını noktalamış oluyor bu maçla. Ben bir şey daha söylemek istiyorum aslında. Evet. Şimdi Bursaspor'a ağır bir eleştiri var. Şampiyonlar Ligi'nde işte puan alamadı, işte Türkiye rezil oldu falan. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani şu andaki Türkiye Ligi'nde örnek vereyim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Manchester United, Valencia ve Glasgow'un olduğu grupta Bursaspor bir puanla tamamladı. Şimdi Galatasaray acaba 5 puan mı alacaktı bu grupta yani? Şu andaki Galatasaray yani. Yani şimdi sonra bakıyoruz. Fenerbahçe Young Boys'a elendi. Yani şimdi Beşiktaş diyoruz. Beşiktaş Porto var grubunda en güçlü rakip. Porto'yu zaten bir tane beraberliği var Porto'ya karşı. Yani Rapid Wien var işte. Kolay rakipler var. Yani Bursaspor'un grubu zaten zordu aslında yani. Hani bu kadar ağır eleştirecek bir durum yok. Bursaspor belki 2-3 yabancı daha kaliteli yabancı alabilseydi belki 6 puanlı gruptan Glasgow'dan çok daha iyi takım olduğunu Bursaspor ortaya koydu bence yani. Teşekkür ediyoruz yorumlarına. Bundan sonraki maçlarda artık Bursaspor'a başarılar dileyeceğiz. Lige dönüyor Bursaspor. İnşallah. İnşallah Bursaspor. Ben aslında çok istiyorum. Üst üste şampiyonluk Bursaspor'un olmayacak mucize değil yani bu iş. Bursaspor bu sene de şampiyonluğun aslında en güçlü adaylarından bir tanesi. Trabzonspor'la beraber bana göre. Teşekkürler tekrar. İyi yayınlar diliyorum.